Aşının henüz sonuçları belli değil. Önce bir deneyip görmek lazım sonuçlarını. Ben güveniyorum yani. Ben doktorlarımıza güveniyorum yani. Yararımız olduğunu düşünüyorum. Niye zararımız olsun? Yaptırdım o yüzden. Şu an her şey net değil, belli değil. Belirsizlik var. Hayır, gönüllü olmayı düşünmüyorum. Yani Türkiye'de üretilen bir aşı olduğu için özellikle. Birçok aşı haberi geliyor, birçok ülkeden aşı haberi geliyor. Ama hangi aşının %100 bende etkiye göstereceğini bilmediğim için istemiyorum. Çin aşısı, yani bu kurulan bir komplo. Hem kendileri aşı üretiyor hem de tekrardan aşıyı kendileri buluyor. Kesinlikle tavsiye etmiyorum yani. Erciyes Üniversitesi yerli aşı için gönüllüler arıyor. Gönüllü olur muydunuz? Onları riske alamam. Ama diğer aşı derseniz evet, yaptırırım. Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Hayırlısı neyse olsun. Olurum tabii. Aşıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Sanırım biraz bence yan etkileri de olabilecek ama en azından ölümcül bir virüsten bizi de kurtaracak diye düşünüyorum. Erciyes Üniversitesi bulursa tabii ki gönüllü oluruz. Çünkü Türk doktorlarımıza güveniyoruz. Gazi Atatürk de beni Türk hekimlerine emanet ediniz demiş. Onun için yani yerli aşıyı hem desteklemek açısından hem Erciyes'imize destek oluruz yani. Aşı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Aşı inşallah dünyaya hayırlı olur. Yani şu anda tabii daha yeni olduğu için bir şey diyemeyeceğim yani. Şu anda çalıştığım bir iş var. Oradan öyle izin alıp aşı için denek olmaya vaktim yok. Olmazdım. Neden? Yani aşının henüz sonuçları belli değil. Önce bir deneyip görmek lazım sonuçlarını. Ne derecede etkili olduğunu görmek lazım. Ona göre yaptırdım yani ama şu anda değil. Vallahi şu anda gönüllü olmak pek de düşünmüyorum diyebilirim. Neden? Çünkü şu an Amerika'da olan olay, Hollanda'daki olan olay ve Türkiye'de de galiba birkaç yerde testi yapıldığını söylüyor. Sonuç ne oldu bilinmiyor da. Bildiğim bu kadarı. Çünkü şu Amerika'daki ölenlerin test aşısından 200'ün üstünde olduğunu söylenmişti. Onun için şu anda test için bir şey düşünmüyorum. Olurum. Neden gönüllü olmayı tercih ederdiniz? Ya olsun, ben güveniyorum yani. Ben doktorlarımıza güveniyorum yani. Olurum. Neden gönüllü olurdunuz? Yani aşı yaptılar, yararımız olduğunu düşünüyorum. Niye zararımız olsun? Yaptırdım o yüzden. Olmazdım diye düşünüyorum. Neden olmazdınız? Şu an her şey net değil, belli değil. Belirsizlik var. O yüzden. Ben NİİD'de oturuyorum ama NİİD olmuş olsa olurdum, sıkıntı yoktu. Aşıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Valla devletimiz uygun gördüyse muhakkak bunu araştırmışlardır. Öyle sıradan bir şey değil. Devletimiz uygun görürse biz devletimizin sonuna kadar arkasındayız. Tabii olurum. Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla insan için yararlıysa bu virüs belasından hiç değilse bizi kurtarması daha iyi olur bizim için. Olurdum herhalde. Aynen. Bir şüphe ettim ama olurdum herhalde. Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Ya bence bulunması, yani üretilmesi gerekiyor. Çünkü hani bu şekilde hayatımızı idame ettirmek gerçekten zor oluyor. Bunun bir önüne geçilmesi gerekiyor yani. Kronik rahatsızlığım var. Yoksa olurdum. Aşıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Devletimizin yapacağı yani korona yerli aşılara karşı olumlu tavır sergiliyorum ama Çin'den ya da yabancı devletlerden alınan aşıları pek güvenli bulmuyorum çünkü içeriğini bilmiyorum. Onun için biraz bekleyip belki vurulabilirim. Şu an için düşünmüyorum ama vurulmayı. Hayır, olmazdım. Çünkü yani Çin'den virüs geldi. Yani Çin'in aşısına da güven olduğunu düşünmüyorum. O yüzden olmazdım. Vallahi olabilir. Neden olmasın? Aşıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Vallahi yani takip ettiğimiz kadarıyla dünya genelinde bir hızlı çalışma var. Yani tarihte bugüne kadar görülmemiş, hiçbir aşıda yapılmamış bir hızlandırma söz konusu. Bütün dünyada birçok aşı çalışması var ve bütün dünyada bunların şu an için hemen hepsinin iyi neticeler verdiği yolunda bilgiler verilmekte. Şu an için bir sorun olduğunu düşünmüyorum şahsen. Vallahi normalde olmam yani. Ama eğer aşılar gelirse hani ona da vurulacağım. Onda şey yok, sorun yok. Aşıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Valla aşı tabii ki olması gereken şey, koruyor ilk başta.
Yani benim kız da zaten tıp şeyi öğrencisi. Yani olmam konusunda beni kesinlikle olacağım. Yani onda sorun yok. Olmam. Aşıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Aşıyla alakalı ne, aşının ne derece kaliteli olduğunu, ne derece doğru olduğunu veyahut da bu virüse karşı ne kadar etkili olduğunu bilmiyoruz. Yok, olmaz. Neden olmazdınız? Yani Kayseri'de yaşamıyorum, o yüzden hani bir manası olmaz. Burada yaşamıyorum. Yurt dışında yaşıyorum. Aşıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Ben kendim sağlık sektöründe çalıştığım için düşünüyorum yaptırmayı da. Çünkü her aşının, hiçbir aşı nedensiz çıkmaz. O yüzden ilaçlar da aynı şekilde, gerek görüldüğü şekilde veriliyor. Her şey onaydan geçiyor. Onaydan geçmeyen hiçbir şeyin faydası yoktur. Yok, teşekkür ederim. Olmam. Aşıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Aşıyla alakalı. Yani aşı faydalıdır. En azından bulaşıcı mikroplara karşı bizim korunmamızı sağlar. O yüzden olumlu bir yöntem olarak bakıyorum. Vallahi şu an için düşünmüyorum ama önümüzdeki gidişatta ne olur bilmiyorum yani. Hani şu an aşı, yani normal bir aşının olması için 1,5-2 sene geçmesi lazım yani. Bunun dizaynı, çalışması, ön sürümü. Yani şu an için ben kendi vatandaş olarak düşünmüyorum. Aşıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Aşıyla ilgili düşüncem de şöyle bir şey. Yani bu pandemi sürecinde mutlaka yani herkesin bir şekilde aşılanması lazım. Ama bunun belli bir süreci var. Belki 3 ay olur, belki 6 ay olur. Öncelikle başkalarının denemesini isterdim. Hani insan tabii kendi riske atmak istemiyor, ne olamaz ama tabii ki de aşı vurulurdum. Yani çünkü o kadar hani bilim var, hani insanlar yorum yapıyorlar ama o kadar araştırmacı, profesörler, bilim insanları araştırma yaparken normal insanların bu şekilde olmam yorum yapması bana biraz çok mantıklı gelmiyor. Ben olurdum yani. Aşıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Aşı yani tam koruma sağlamıyor bildiğim kadarıyla ama bütün herkes olursa, olmayanlar da kendi tarafına göre olmasa yine de büyük oranda en azından kısıtlamaların, bu sokağa çıkma yasaklarının, vakaların artmasının bir kısmı olsa da engelleneceğini düşünüyorum. Garantidir. Neden peki? Yani hastalığın olup olmadığını dahi bilmiyoruz. Ha, benim eşim de, ben yeni şeyden çıktım. Filyasyondan. Herhangi bir şeyim, sıkıntım yok. Eşim de var. Bana ne çocuğumda ne bende hiçbir şeysin de yok. Detayını kimse bilmiyor ki. Hayır, olmayı düşünmüyorum. Neden olmazdınız? Çünkü pandemi sürecinde hangi aşının hangi bünyeye iyi geleceğini veya hangi tepkimeler vereceğini bilmediğim için şu an aşıya karşı büyük bir ön yargım var. O yüzden ön yargımı kırmadan da aşı olmak istediğimi düşünmüyorum. Yani aşı ülkenin %100'üne yayılmış olsa da bilmiyorum. Hani kendimi korumak için olmazsa da diğer insanları korumak için olmayı ben de isterim tabii ki ama şu an birçok aşı haberi geliyor. Birçok ülkeden aşı haberi geliyor ama hangi aşının %100 bende etkiye göstereceğini bilmediğim için istemiyorum. Hayır, kesinlikle. Çünkü 2016'da bir tane bilim adamı bir açıklama yapmıştı. İnsan nüfusunu iyice düşüreceğine dair. Şimdi ben bu durumla ilgili şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Çin aşısı, yani bu kurulan bir komplo. Hem kendileri aşı üretiyor hem de tekrardan aşıyı kendileri buluyor. Kesinlikle tavsiye etmiyorum yani insanlara da. Aşıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Aşıyla alakalı dediğim gibi bunları düşünüyorum. Kesinlikle hiçbir şekilde yani ben yaptırmayacağım. İnsanlara da tavsiye etmiyorum. Yani bunun dozunun nasıl bir etkisi olacağını da bilmiyoruz. Bir ay sonra öleceğimizi de bilmiyoruz. O yüzden tavsiye etmiyorum yani.